Selam, ben Kamelya ama her de Kamelya HZ diye geçiyorum. Klasik giriş cümlem herhalde TikTok'taki. Ben grafik tasarımcı, sanatçı ve illüstratörüm Ve bu bir hafta boyunca İstanbul'daydım. Birazcık bundan bahsetmek istiyorum ve bu yeni video tekniğini çekmek istiyorum çünkü... Hem resim çizmek hem sürekli bir şeyleri üretmek... Yani bir insanda bir sürü şeyin faaliyetin bulunması yani hem video editörlüğü hem sosyal medya management hem resimler falan yorucu olabiliyor. Yani kısacası kendi yöntemimi bulmak istiyorum ve böyle konuşasım geldi. Bu akşam böyle konuşasım geldi. Sarı bir ışık açasım geldi. Çayımı aldım. Göstereyim. Dökmeden çayımı aldım. Pasifloralı. Ve kurabiyelerimi aldım. <laughs> Casual bir tarz e, istedim. Çok fazla böyle video çekemedim açıkçası İstanbul'da. Daha doğrusu video çektim. Ama çoğunlukla dikey videolar çektim. Bir sürü reels ve tiktok ve shorts e, ortaya çıktı. Ve daha hepsini paylaşmadım. Ama böyle uzun bir video yapmak istiyordum zaten. Hani anlatmak istiyordum neler yaptım, nasıl bir geziydi benim için ve zaten konuşasım var. Birlikte ben İstanbul doğumluyum. Zaten İstanbul'da bir yaşama tecrübem oldu. Önce... Çok küçükken İstanbul'da yaşamıştık. O yüzden pek hatırlamıyordum ve görmek istiyordum. Acaba nasıl bir yer? Beğenecek miyim? beğenmeyecek miyim, orada yaşayabilir miyim, yaşayamaz mıyım gibisinden ve zaten gezmek ve merak etmek merak ediyordum, gezmek istiyordum. Yani 20 yıl sonra doğduğum yeri ve küçüklüğümün bir kısmını geçirdiğim yeri görmek istedim. Ve en çok istediğim şey inanamazsınız, <laughs> yalan gibi gelebilir. Ee, ne kadar art sanatçı vlogları çeksem de gerçekten orada resim çizmek istiyordum. Hani sakin sakin dolaşıp beğendiğim evleri sokakları, yerleri çizmek istiyordum. Hani plan air çizimler yapmak istiyordum açık hava resimleri. Yaptım mı? Yaptım. İstediğim gibi mi yaptım? İstediğim gibi yapamadım. Bu daha çok turistik bir gezi gibi oldu yani daha çok daha çok gezmek ve ilk fırsatta <laughs> dediğin anda böyle resim çizmeye falan başladım. Ama bu benim beğenmediğim anlamına gelmiyor yani ben beğendim, güzeldi. İstanbul'u sevdim beğendim ve en çok şaşırdığım şey de sadece Google'dan sanatçı malzemeleri satan yerler gibisinden böyle girdim İstanbul için. Bir baktım Kadıköy'de bir tane dükkan var Güven Sanat. Dedim gideyim çünkü neden olmasın İzmir'i kıyasla daha farklı şeyler yakalayabilirim diye düşündüm bulabilirim diye düşündüm. Ama bu kadarını bulacağımı tahmin etmedim. Öncelikle çok şaşırdım. Hani bir gittim ve baktım ki güven sanatta her şey Rusça. Hani ilk düşüncem şey oldu. Kim bunları getiriyor? Neden Rusça? Ne oluyor burada? <laughs> i̇lk gün açıkçası öyle şey yapmadım. Hani böyle ciddi ciddi bakmadım dedim. İstediğim birkaç bir şey vardı. O da kendi paletlerim için küvetçikler. Boyayı sıkmak için guaj ya da sulu boya. Yoktu. Prisma Color Color. Kalemler var mıydı? Vardı. Almadım. Dedim Ellerime acıdım açıkçası ellerim çok ağrıyordu çok ağrıyor özellikle kuru malzemeler kullanınca kalemler kullanınca çok ağrıyor ben uzun süredir kalem kullanmıyorum e, ilk kullandığım fırsatlarda artık işim yani kalem benim olayım değil yani daha çok yağlı pastel kuru pastel renk 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 üzerindeyim ve yumuşak malzemeleri tercih, tercih ettiğim için anında baktım evet karşımda prismakolar çok güzel hayır almayacağım ellerim ağrı ağrıdı. Çünkü öyle bir ağrı yaşadım ki bir hafta önce dedim ki kalemleri istemiyorum. Go away from me. <laughs> Karandaşın yağlı pastellerine bakmak istiyordum. Onlar karandaş satmıyorlardı. Ve ışıklı masa buldum. O gün aşık oldum ışıklı masaya. Uzun süredir ışıklı masa almak istiyordum. İnternetten hatta bakıyordum. Ve karar verememiştim ama artık burada gördüm yani direkt alabilirim götürebilirim ve indirim kartı aldım dedim ki alayım ve aldım A3 boyutunda bir tane ışıklı masa aldım çünkü çizgi romanımı hazırlıyorum ve çizgi romanımı ışıklı masasız hazırlamak çok zor çünkü şu an elimde çizgi romanının senaryosu tüm frame'lerin hazırlanmış halleri 60 sayfalık çizgi olacak olan çizgi romanımın tüm kadrajları her şeyleri hazır bir şekilde planlaması duruyor ve tüm o 60 sayfayı şu an 44. sayfa kadar de 44. sayfaya kadar geldim. Yani şu an 44 sayfalık eskizim var. Ve en son tüm 60 sayfalar eskiz şeklinde bittiği zaman ben bunları artık renkli bir şekilde renk malzemeleriyle kağıtlar üzerinde yapıyorum. Çizeceğim ve bu hani kaç aşamalı resim çizme şeysi ve hepsine aynı anda yani sırayla ama aynı mükemmel yaklaşık olarak aynı çizemeyebilirim. Ve işimi çok daha pratikleşmesi için gerekiyordu. Bir ışıklı masa gerçekten gerekiyordu ve aldım. A4 boyutuyla A3 boyutunun arasında büyük bir fark yoktu. Fiyat farkı bende A3 aldım. A yani A3 masanın yani ışıklı olan kısmı toplarsak toplamda herhalde bir 35-50 kesin eder tahtasının payıyla ve götürebileceğim bir şey de gerekiyordu. Hani İzmir'e getirebileceğim bir şey de gerekiyordu. Ben de aldım çok mutlu mutlu gezdim ortada artık kullanmak istiyorum artık kullanmak istiyorum artık kullanmak istiyorum diye diye dolaştım. E, ve hala artık kullanmak istiyorum. <laughs> Çünkü şu an hala 44. sayfadayım. E aslında hala değil yani bugün 44. sayfaya kadar geldim. Yarın 60'ın eskizini bitiririm ve resim renklendirmesine başlayacağım. Yani bir iki güne nihayet kullanmaya başlayacağım ama ışıkları güçlü beğendim. Beğendim. Ondan sonra İstanbul'u gezmeye devam ederken... Tekrar güven sanata girdik ve bu sefer sordum neden Rusça şeyler var hani neden hepsi Rusça? Çünkü ben bazen birkaç beş yıl önce sırf bir tane sulu boya almak istemiştim ve Rusya'da akraba ziyaretine gittiğimiz zaman gidip almıştım. Burada yoktu hiçbir zaman. Ben her zaman Rus sanatçılarını takip ediyorum çoğunlukla ve hiçbir zaman onların... Kullanabildiği malzemeler burada erişemedim. Türkiye'de burada hep farklı markalar var. Tabii ki kötü olduklarını söylemiyorum ama hiç Rus markalarını görmüyordum. Dedim neden burada hepsi Rusça? Bir tek onlar anlaşmışlar, anlaşabilmişler. Yani o yüzden tüm dükkanları distribütörlük mu aldılar? Ne, tam kelimeyi hatırlamıyorum ama anlaşmışlar ve tek anlaşmalı oldukları dükkan o. Ve internet mağazaları da var. Umarım il ileriki zamanlarda onlar da onlarla anlaşma yapıp... E, sponsorluk mu deniliyor ondan alırım çünkü evet. çok beğendim o mağazayı ve zaten yıllarca takip ettiğim sanatçıların malzemelerini şu an erişebilmiş olma amelerimde olması beni çok 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 mutlu etti ve bir sürü şey aldım bir sürü şey aldım yani içimdeki 16 yaşındaki kamelya küçük kamelya atölye yeni başlamış kamelya çok mutlu çünkü o zaman almak istediği ve alamadığı şeyleri şu an elinde ve aldığı ve kullanacak ve kullanıyor ve beğendi çok mutluyum yani. Hani bunu çok böyle bir uf, çok değişti hayatım çok değişti falan gibi bir şekilde açıklayamam ama gerçekten çok hani bunu okey evet evet onlar artık elimde evet onları çiziyorum ben bir sanatçıyım onu direkt böyle bilgi direkt böyle püht, emdim kabul ettim ama şöyle bir anlatınca bir düşünce gerçekten diyorum ki inanamıyorum yani yıllarca istediğim şeyler şu an artık elimde ve çiziyorum ve çok normalimde olan bir şey bu beni çok mutlu etti bir sürü e, malzemeleri vardı. Bir sürü bir sürü sadece Rus malzemeleri değil hani bir sürü şeyleri vardı. Ben ama tabii merak ettiğim şeyleri aldım. Öncelikle yağlı pastel istiyordum. Benim Rus firması Gamma isminde bir tane setim vardı yağlı pasteller. 5 yıl önce aldım. Onları bitirdim. Bu yıl bitirdim hem de. Ve yağlı pastel sevdan başladı. Birkaç tane daha bir çocuk yağlı pastellerinde de demişti. Gamma dediğim onları bitirdim. Ee, çok çok yağlı bir tane yine çocuklar için olanlardan denedim. Ama bayağı yağlı olanlarda. Bilmem ne karandaş. Çok çok karandaş almak istiyordum. O kadar çok karandaş almak istiyordum ki hala istiyorum. Ama şu an elimde iki palet... E, iki adet set olduğu için elimde yağlı pastellerden şu an böyle bir wow, karandaş sevdam almalıyım gibisinden bir hissiyatım yok. Ama merak ediyorum. Özellikle bunları bitirdikten, denedikten ve artık çalışma prensiplerini hani anladıktan sonra karandaşı alıp farkını öğrenmek istiyorum. Çünkü hiç karandaş markası kullanmadım. Neden insanlar bu kadar seviyor, kullanıyor? Bir görmek istiyorum ama ben Sanet White Nights markasının ee, yağlı pastelini aldım ve denedim güzel renkleri canlıydı güzel yani böyle aşırı direkt ilk sürüşte yağlı bir hissiyatı yani direkt ilk sürüşte böyle eriyen biten kalem tarzında değil çok da sert de değil aynı zamanda pentel markasının bir paletini bir yağlı pastel setini aldım yaklaşık olarak aynı gibi geldiler ve beğendim bakalım çizgi romanımı bu iki malzeme yani bu setlerle çizeceğim çünkü yağlı pastelle çizeceğimi zaten çoktan karar vermiştim ve beğendiğim bir malzeme. Ve bence uyacak çizgi romanıma. <laughs> Aynı zamanda bu yıl uzun bir ara sonra annem Rusya'ya gitti ve geri geldi. Ve benim istediğim White Night markasının sulu bayasını alamadan geri döndü. Onun yerine bana balbazlı bazlı başka sulu boyalar getirdi. Benim zaten kullandığım bir tane paleti var, paletim vardı. Onlardan getirdi. Ama ben White Knight'ı çok istiyordum. Çünkü benimkiler öldü. Çoğunu kaybettim. Çoğunu çok kullandım. Gerekiyordu. Van Gogh olan da bitmişti. Yani sulu boya kıtlığım vardı. Annem alamadı. Bulamamış orada. Hangi mağazada satılığını bilmiyormuş. Bilmem ne. Ve şimdi elimde White Knight var. Hani şaşırtıcı. Özellikle de White Nights'ın ayrı yeten bir tane boş paletini aldım. Hani içinde küveçlikler doldurabileceğim küveçikleri bulurum. Trendyol'dan ya da herhangi bir salat internet mağazasına bulabilirim. Alırım ve kendi renklerimi oluştururum. Bunu çok istiyorum. Hatta kilden bir palet yapmıştım bunu paylaştım. Ee, YouTube videosu olarak paylaştım mı daha hatırlamıyorum. Çünkü yaparken attı. Tüm yaptığım videolar kaydı. E, tam yaptım o videoyu. Sanırım onu paylaşamadım. Yaptım yaptım yaptım. Bir anda pop silindi. Tekrar yaptım yaptım yaptım. Hatırlayamadım şimdi ama herhalde öyle, öyle bir video paylaş. Hani YouTube uzun bir video olarak öyle bir video paylaşmadım ama shorts olarak paylaşmıştım. O paletin maalesef İstanbul'dayken kırıldı. Zaten içinden sıktığım boyalar neredeyse bitirdim. <laughs> İstanbul trafiğinde tramvayda... tahminimce o kadar sıkışıktı ki çatladı paletim. Hala kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Çok sevdim mi sevdim ama kırılacağını biliyor muydum? Biliyordum çünkü kil fırınım yok. Bunu başından da tahmin etmiştim. O yüzden bir üzüntüm olmadı ama bu White Nights'ın küçük prototip taşınabilir. istediğim paleti bulunca yani çok sevindim. Aynı zamanda sulu boyasını aldım ve aynı zamanda kasadayken de bir baktım Japon sulu boyası var. Ve işte o bahsettiğim 16 yaşındaki kamelyanın mutluluğunu inanamazsınız. Yani 16 yaşında atölyedeyken bir tane görmüştüm böyle. Daha Japonya'dan gelip getirilmişti diye hatırlıyorum. Yani çünkü hiçbir yerde yoklardı. Ve şimdi görüp ve indirimli olmaları yani aldım. Aldım. Bayıldım. White Nights'la bu Japon firması keşke ismini hatırlasam. Japonca yazdığı için birazcık bilmiyorum. <laughs> e, aralarında pigmentasyon farkları var. Ve maddenin yapısını yani formüllerinde bir farklılık olduğunu hissediyorum. Yani çok böyle bir, bir, boya formüllerini bilen bir insan değilim. Ama kullanmasında pratiğinde çok boya kullandım. Ve genel olarak her türlü malzemeyi rahatça da kullanabilirim. Ama yani bu iki paleti bugün denedim. İkisiyle de 35'e 50 büyük bir çalışma A3 çalışma çalıştım. ayrı iki ayrı çalışma. Ve ikisinin arasındaki farkı biliyordum. Yani mesela bir tanesinde siyah pigment, pigment siyah pigmentlerinden dolayı palette hangi renk hangi renk anlamıyorsun. Mutlaka bir swatch gerekiyor. White Nights. Daha renkleri canlı, diğeri daha neon ve pastel arası karışımında. Ve Ben bu aralar neon renklere bayılıyorum resimlerde, natürmortlarda neon renklerle bir şeyleri karıştırmakta. Aslında bir tane sulu boyam var ve onda neon bir pembe var ve 5 yıldır o sulu boya paletini kullanıyorum ve demiştim ki hani ilk başından beri bu neon niye burada? Ha, abi in your range. Ve ilk bitirdiğim renk o oldu. Fark etmeden ta ki takip ettiğim bir sanatçı ben neon renklere bayılıyorum dedikten sonra ben tüm paletlerime baktım ve hep tüm neonlarım bitik kullanmışım, her yerde harcamışım demek ki ben de seviyorum ve bunu bilerekten bunu çiz, bu çizdiğim resimde gördüğüm zaman o neon sarıyı, o pembesi turuncusu bayıldım. Pastel mavisi, pastel kobalt ee, bayıldım. Pastel aynen beyazla karıştırılmış pastel kobalt mavisi. Harika. Hani bu iki suluboya da bayıldım. Bayıldım. Sadece bir tanesi daha pratik, bir yere götürmelik, diğeri değil. Evde oturup çizmelik gibisinden. Ben ikisine de bayıldım. Ve uzun süredir gouache arayışındaydım. Talens'in cam şişelerin şişe değil de camlarda olanları kullanıyordum. Geçen Talens'in tüp versiyonlarını aldım. Onun dışında daha farklı malzeme markalar kullanmadım açıkçası Talens dışında. O camlarda olanlar atölyede, atölyemde, atölyemde alınması söylenilmişti. Daha profesyonel diye. Ve şöyle söyleyebilirim. Camlarda olanların yapısı, formülüm yapısı mı çok daha böyle macun gibi. Tüptekileri pek bayılmadım açıkçası. Çünkü tüplerde önce sıkıyorsun, önce yağı mı neyse işte o akıyor. Ondan sonra boyası akıyor. Yapısı hiç o kadar macunumsu değil jelimsi de değil. Pek beğenmedim. Güzel mi? Güzel ama pek beğenmedim. Bir de küçük boyutlarda olduğu için çok rahat mı? Rahat değil gibi geldi. Ama hala duruyorlar. Hala seviyorum. Hatta onlardan renk kendi paletimi oluşturdum. Kullanacak mıyım? Tabii ki de. Ama yine de bir guaj bulmak istiyordum. Daha farklı bir guaj. Özellikle de şu himi somu, himi bir şey bir şey hani böyle hepimizin gördüğü böyle kare kutucuklarda herkesin açıp onu karıştırdığı kocaman paletleri olduğu o paleti almak istiyordum. Hatta Amazon'da sipariş edecektim. Etmedim. Çünkü kargo fiyatı paletin kendisinden çok 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 daha pahalı geldi. Ben de etmedim daha bu guajlarım var dedim. Ve akışına bıraktım. Ta ki aynı mağazada Sanet, White Knight Sanet'in markasından guaj tüplerini bulana kadar plastik şişelerde geliyorlar. Hatta biraz şaşırtmıştı. Denedim ve jelimsi yapının ne olduğunu anladım. Daha boya olarak yani bir resimde olarak daha bir denemem olmadı. Çok merak ediyorum. Acaba jel guaj ile anlaşabilecek miyim? Beğenebilecek miyim diye. Yani şöyle bir disclaimer vereyim. Ben her türlü malzemeyi kullanırım. Her türlü malzemeden güzel bir resim çıkartabilirim. Bunda hiç şüphem yok. Sadece şey açısından benim için kullanışlı mı kullanması rahat mı hani bir ürünü alıp onu gerçekten doya doya kullanmak istediğim için söylüyorum. Onun dışında Canson'un bir tane resim defterini aldım. Mixed Media. Doğru mu diyeyim? Yani her türlü tekniği kaldırabilen hem sulu boya sulu hem kuru şeyleri kaldırabilen kağıtlarını aldım. Çünkü çizgi romanım için gerekiyordu. Bana kalın gramajlı bir kağıt gerekiyordu ama pütürsüz gerekiyordu. Ben de onu aldım. Bir de orkide etmek için bir tane kutucuk aldım. Yani bu art hole tarzında bunu anlatabilirim. Onun dışında İstanbul benim için çok ilham dolu bir e, gezinti oldu. Öncelikle tarihi yerleri görmeye bayılıyorum ve benim sevdiğim tarihi yerleri görmeye bayılıyorum. Hani gidip de klasik şu müzeye gidilir, şu müzeye gideceksin, burası, burası, burası tarzda değil de. Hani atıyorum yolda yürüyormuşumdur, ah bir hani müzeye görmüşümdür, ona girmek istiyorum, bakarım gibisinden. Neyse rahat e, gezdim. Gerçekten turist gibi gezdim. Tam bir blogger gibi videolar çektim. Böyle çektim. Böyle. Hiç utanmadım. Ama 20 yıl sonra tekrardan bir şehri görmek ve tabii ki şehir çok gelişmiş. Tabii ki de çok değişmiş. Beğendim. Hiç orada ne yabancılık çektim ne de ne de ağır geldi. Yani ben beğendim. Nasıl yaşanılır bilmiyorum ama benim yaşantım birazcık daha yavaş ve sakin olduğu için bu gezintiler beni yordu. Bir an hayat çok hızlı geldi. Hani orada hayatın akışı gerçekten hızlı. Ama benim yaşam tarzım zaten yaşa sakin olduğu için hani ben orada da yaşasam oturup sakin sakin resim çizeceğim, dışarıda çizeceğim gibi gibi. Ama ta tabii ki de bir hafta tüm İstanbul görmeye yetmedi. Çoğunlukla Anadolu kısmına gidemedim. Çoğunlukla Avrupa kısmına dolaştım. Tarihi yerleri gördüm. Bir kere sadece Anadolu'ya gidebildim. Kadıköy'e gittim. Güven artı bulduğum yer. Ben beğendim. Özellikle de oturup kafelerde ilk fırsatta resim çizmesine bayıldım. Nişantaşı'nda ilk defa İstanbul'da ilk çizdiğim resmimi çizerken garsonun şaşırışı mı diyeyim hani garsonlar geçip gelip geçerken bakıyorlardı gülümsüyorlardı bu benim hoşuma gitti mi gitti çok bir dikkatimi çekmedi alışık bir olduğum bir durum olduğu için ama kötü gelmedi yani orada oturup resim çizmek hoşuma gitti ve insanların ilgisi çek, ilgilerini çekmesi çok hoşuma gitti çünkü ben bir sanatçıyım neden hoşuma gitmesin İlk başta guajla hatta o dediğim ya kendi yaptığım paletimle resim çizmeye başlamıştım. Ondan sonra kuru pastelle resim çizmeye başladım. Çünkü çok zor geliyordu her şeyi taşımak defterim çok büyük gibisinden. Ama sonra kuru pastelle resim çizmeye başladım. Ve hatta Boğaz görüntüsünü Ortaköy'deyken Boğaz görüntüsünü çiziyordum ve bir tane aile deniz kenarında oturuyorlardı kafede. Masaları değiştirdik onunla. Hani işte ...resmimi beğendiklerini söylediler. Buradan daha iyi görürsünüz dediler. E, bu çok hoşuma gitti. Ruhumu ısıttı böyle. Hani insanların iyi niyetli olmaları ve böyle bir şey. Yani hoşuma gitti sadece. Oturdum. Kuru pastelde resmimi çizmeye devam ettim. Ondan sonra... E, ...çok görmek istediğim bir müzeye gittim. İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne gittim. Ve tam ona gitmeden önce... ...yağmur yağdı. Çok fena yağmur yağdı. Bir tane kafeye koştuk. Oturduk orada. sulup, Ben de kuru pastelleri çizmeye başladım. Yağmurun dinene kadar orada oturmamız gerekiyordu. Şemsiyem kırılmıştı. Üstüne üstlük. <laughs> ve ben soft pastelle karama, karalamalar yapıp yağmurun altını böyle yapıp <laughs> kuruduktan sonraki adım hani o damlacıkların verdiği şekillerle e, ve kendim de o suyu böyle yaya yaya Resim çizdim. Galata'yı görüyordum. Galata'yı çizdim. Bayıldım. Bayıldım. Ve ondan sonra telefonumu koyup tek yani videoya, çek, videoyu koyup böyle sadece kenara koyup resim çizmeye başladım. Tam İstanbul Modern Sanat Sa Atölye. Tam İstanbul Modern Müzesi'nin öncesindeydi bu. Ve çok değişik bir şekilde resim çizmeye başladım. Tam İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin öncesinde Değişik bir şekilde resim çizmeye başladım. Hayatımda hiç çizmediğim şekilde soft pastelde bir resim çizmeye başladım. Ve hatta şu cümleyi kurmuştum. Ben bu müzeye ilham almak için gidiyorum. Ama şu an bu yağmurun altında ilham ile dolu değişik resimler çiziyorum demiştim. Ve bayıldım. Hani o resim şeklinde bayıldım bir anda. Ondan sonra müzeye gittik. Ben tek başıma dolaştım müzeyi. Ve dizilerde, sitcomlarda o gördüğümüz klasik çok çok saçma olan ay bu çok saçmamış. bu, insanlar buna sanat diyor ya <laughs> dedikleri sanatları göreceğimi düşünüyordum ama aynı zamanda düşünmüyordum da ve gittim ve o kadar hoşuma gitti ki oradaki insanların sanatı o kadar hoşuma gitti ki fotoğrafçılık olsun, heykel olsun yaptığı kolajlar olsun fabrik, kumaş, üzerindeki çizimler ya da dikişler bir sürü şey gördüm. Hele o hologramik odalara bayıldım. O kesitleri koymak istiyorum bu videoya. Bir tane oda vardı. İki tane odaya bayıldım. Bir tanesine tüylerin arasından geçip girmen gerekiyordu. Ve tamamen karanlıktı. Ve ilk başta korkuluşu. Ben karanlıktan haz etmiyorum. öde tüyler arasında gidiyorsun ve karanlığa doğru gidiyorsun. Böyle falan. Sonra girdim. iki tane dünya küresi. Bir tanesinde daha böyle Haritanın harita görüntüsü eski nostaljik haritalardan bir tanesinde de sadece bulutlar denizler gibisinden gözüküyordu ve ikisi de böyle dönüyordu ve çok güzel kuş sesleriyle böyle değişik bir şarkı vardı müzik vardı içeride. Oturup daha doğrusu durup bunu video çekip sonra bazı anlarda video çekmek bile istemezsiniz yani işte o iki an iki odada onları yaşadım yine de çektim tabii. Ama sonra bırakıp böyle sadece oturup meditasyon gibi oturdum. Yani çok hoşuma gitti. O iki dünyanın böyle dönüşüyor. O şarkı inanılmazdı. Ve bir tane mavi hologramlı odaya girdim. Her hologramlı odayı beğenmedim ama bu ikisi gerçekten inanılmazdı. O hologramlı odada böyle değişik böyle içeri giriyorsun. Ve böyle yamultan aynalar var anladığım kadarıyla. Ve o hologram oynuyor. Hatta odanın dışarısında bir televizyonda onun elektronik görünüşü var nasıl değişiyor. Bir de şarkı meditasyon gibi bir şarkısı var arkada böyle frekanslı müzikler olur ya. Şarkı değil de müzik. Frekanslı müzikler hani böyle meditasyonda oturursak ne bileyim 564 HZ gibisinden. Çok güzeldi. Hani oturduğum o hologramların dans edişini izledim ve onun ortasında oturdum ve o müzik, o sakin, yani yeniden doğmuşum gibi oldum. Yumuşacık çıktım odadan, bayıldım, bayıldım, bayıldım. Harikaydı. Ve onun dışında diğer sanatçıların çalışmaları ve resimlerin boyutları beni benden aldı. Yani bir tane resim vardı böyle incecik böyle küçük küçük kolajlardan böyle benim odamdan daha büyük bir resim çizim resim kadar yani odamdan daha büyük bir resim bu duvardan daha büyük bir ebatta küçük küçük dergilerden çizilmiş bir şeyler ya da böyle pırıl pırıl e, pullardan yapılmış bir çalışma ya da o sevdiğim resimler yani yağlı boya anlamında sevdiklerimle arasında yine kocamandılar Kocamandılar ve ben dedim ki ben çok küçük ebatlarda çalışıyorum. Yani gerçekten böyle arada böyle büyük bir ebat, o hissiyat ve sabır tamamen sanatın sabırla buluştuğu yeri gördüm ve çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Modern sanat, İstanbul modern sanat, Galata Port muydu? Bayıldım. Bayıldım. Efsane güzeldi. Huzur doldum. İnanılmazdı aynı zamanda müzeden sonra huzur anlarından sonra kötü haberler duyduktan sonra üzüldüm ama bu benim ne kadar orayı sevdiğimi değiştirmiyor. Gerçekten çok sevdim. Ve İstanbul'dayken artık çizgi romanımı devam etmek de istiyordum aynı zamanda. Ve devam ettim. Onun dışında Boğaz Turu oranın tahirini görmek, o huzurlanları hissetmek, havanın daha serin olması benim için efsane güzel bir şeydi. Ben sıcak havadan bıktım, bunaldım, usandım istemiyorum. <laughs> İzmir problemleri. Çok güzeldi. Çoğunlukla dikey videolar çektim ama yine de burada bulunacaklar. Bayıldım. Benim için böyle sanat dolu, analiz dolu ve turistik bir gezi oldu. Ama ben memnunum ve şimdi tüm bunları görerekten, hisselerekten ve bilerekten tekrar resim çizesim geldi. Ve hatta bugün iki resim çıkarttım. Sulu boyaları denedim. Genel olarak enerji ve sanat doluyum ve onları çizmek istiyorum. Benim için böyle bir gezintiydi. Nihayet doğduğum şekli gördüm. Tekrar gitmek istiyor muyum? Kesinlikle gitmek istiyorum. Bu malzemeleri kullanıp daha çok şeyler anlatmak istiyor muyum? Kesinlikle istiyorum. Böyle konuşaraktan video çekmeyi sevdim mi? Sevdim. Bakalım montaj kısmında nasıl hissedeceğim. <laughs> böyle. Umarım size ilham vermişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa lütfen lütfen sorun yazın. Tabii ki de cevap vermek isterim. Zaten buralarda bir yerde hepsini anlatmış ve göstermiş olacağım bahsettiğim şeylerden. Böyle umarım size ilham vermiştir. Umarım modern sanat müzeyi ya da herhangi bir sanat müzesini resim, heykel görmek istemişsinizdir. Fırsatınız varsa bence gidin gezin. Çok güzel deneyimler bunların hepsi. Özellikle de klasik resim galerilerinden sonra yani tarihi atıyorum işte Van Gogh atıyorum işte postmodernizm, empresyonizm böyle şeyleri de gezdim, gördüm ama ilk defa modern sanat gördüğüm için benim için apayrı bir yer edindi o müze. Güzel deneyimler. Umarım hepiniz böyle şeyler izler, görürsünüz. Ben bazı kesitleri buraya koyacağım. Bazı çünkü video çekmek yasaktı. Bazı bölgelerinde. Ve en çok aklımda kalanları koyuyorum zaten. Bu kadar. Bay bay.